Evet herkese selamlar, ben Barzotta ve bugün Rönvaldır'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. Part 2 şeklinde olacak bu video ve aynı zamanda Rönvald'ın hayatının sonuna kadar ilerletip ülkemizi en güçlü bir şekilde feodal yönetime sokmaya çalışacağız. Mevcut oğluma bakıyorum, benim çok sevmediğim oğlum ama diğer iki oğlum da var, onları eğitmeye devam ediyoruz. Bunlar sevimli özelliğine sahipler. Yani bu şunu gösteriyor, ya diplomasi ya da entrika tarafında daha baskın oluyorlar. Ben sana bağımsızlık vereceğim. Gayet güzel. Şimdi neden bağımsızlık verdim? Bir söyleyeyim. Kabile yönetimi olduğumuzdan dolayı konfedere bölünme var. Biz kendi imparatorluğumuzu kurduğumuzdan dolayı İskandinavya'yı oluşturacak yeterince toprak alındığı zaman ülke ister istemez ikiye bölünüyor imparatorluk seviyesinde olsa bile. Fakat buradan toprak ben almıyorum. Benim vasallarım alıyor sağ olsunlar. Şu abileri de serbest bırakmayı düşünüyorum. Savaşını bir bitirsin. Oo tabi bu abi. <laughs> Vay feodal yönetime geçmiş. Kabile de. Kabile de peki. Kabile. Kabile. Demek ki artık geçebiliyorlar. Kendileri de. Bunu şöyle görebiliriz. Yönetimler. Bakın benim bazı vasallarım. Norland vasalı. Üplond vasalı. Glasinglung vasalı da. Geçmiş. Helal olsun. Tabii şimdi ben kabile olduğum için bana karşı biraz görüşleri azalıyor. Örönvalıların hayatının sonuna doğru hemen feodal yönetime geçeceğiz. Bir tek mutlak kabile otoritesi elimizde yok. Onu da açarız. Hmm, buralar kendini toparlamış sanki. He? Biraz daha yağma desek fena olmazdı mı? mi? Feodal yönetime geçtiğimizde ve reforme bir dine yani organize edilmiş bir mezhebe sahip olduğumuz zaman ne yazık ki yağmaya çıkamıyoruz. Ama mesela organize bir dine mensubuz fakat kabile yönetimi yine de yağma yapabiliyoruz. Ha, kız kardeşimizin hiç tabi evlendirmediğimiz için çocuğu da olmamış. Ne, şuraya uğrayabiliyormuşuz. Vay çok iyi. Artık mancınık alabiliyoruz arkadaşlar. Bu mükemmel bir şey. Mükemmel, mükemmel. Şimdi başkent. Evet. Çocuğumu diyorum ben bir evlendireyim mesela şöyle ırsi özelliklerden. Ee, yeğenimin o, çok güzel bir hanım ancak şimdi evlendirsek bir hmm. şu olabilir sanki. Tamam o zaman şu ablayı alıyoruz ha. Bir büyük düğün yaparız. Çok iyi. Bu gayet güzel. Stres kaybında art artış güzel. Gururlu vasallar. Hmm, Sardinyalı Norse birleşmiş pek. Senden de kurtuldum. Güzel. Gayet iyi. buraya büyük tapınak inşa edebiliyormuşuz. Çok iyi. Eski Asatru'dan Asatru'ya geçmiş. kendisi ittifak kurabiliyormuşuz. İttifakımızı kurduk. Çok iyi. O esnada biraz daha yağma yapalım. En azından kendi mülkümü çevirebilirsem yeni dine. O zaman gayet iyi olur. Çok iyi. Gayet güzel. Gelişmişliği de arttırmışız ufaktan. Mesela başkent ve şurası 9 ve 8 olmuş seviyesi gayet iyi. Cordoba'nın gelişmişliği çok yüksek olduğu için sağlam da ganimet çıkıyor. Beni büyük düğüne davet ediyormuş. Ey gidelim. Hristiyan senkretizmi olduğu için bize öyle çok da düşmancıl davranmıyorlar. Evet yani ufaktan dönelim. Buraya büyük tapınak inşa edelim. Gayet iyi olur. Evet şu tutsakları serbest bırakabiliriz. Burası ve burası kaldı. Onun dışına yayılıyor mu mezhep? İyi yayılıyor. Fena değil. Şuraya maden kurabiliyormuşuz. Kurduk. Kendisi çünkü feodal yönetime geçmiş. Ekonomi olarak bakalım. Ya yani şuraya güzel. Buraya bir dış yani şehir surları yapılabiliyormuş. Fena değil. Buraya da bir kilise yapılabiliyormuş ama şehir planlaması yok. Kültürün daha da ilerlemesi gerekecek onun için. Of bizim vasallarımız... Oh, peki öyle olsun. Bergslagen de geçmiş. Smallland bunlar geçecek zaten yakında. Öyle gözüküyor. Vasallarımızın çoğu geçiyor feodal yönetimi. Şu kabilede kalmış. Neyse sağlığımız daha da arttı. Çünkü tecrübeli seyahat olduk. Hoppa İngiltere için haçlı seferi mi? Eyvah. Bunu hiç beklemiyordum. Biz de dolayısıyla katılmış olacağız savaşa. Sağlık iyi diyor peki. E şu harçlı seferini bir halledelim de. Ondan sonra feodal yönetime geçeriz. Baya bir para kazanacağız galiba savaştan. Öyle gözüküyor. Çok ilginç. Aa, neyse. Ee, şöyle yapacağız o zaman. Demli varegler değil de Wigman. Hmm. Şunu uzatalım. Şunu toplayalım. Topladık. Eh, şunu da topladık hatta. Tamam. Biz bu abiye destek çıkalım. Bütün orduyu oraya taşımayacağım. Biz desteğe gönderelim. Vay güzel bir kontukta de din değişimi tamamlamış. Bize ait tek şurası kalmış. Geri kalanları vasallar halleder kendi başlarına. Fakat biz de yapabiliriz daha hızlı olması için. Of sayıları biraz fazla. İngiltere zor ama halledeceğiz. Dolayısıyla ben bu orduyu şuna bağlıyorum. Benim burayı artık takip etmeme gerek yok. Kendileri kendi kuşatmalarını falan hallederler artık. Gördüğünüz gibi çocuklarının istilası altındayız arkadaşlar. No 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 no. Wait 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 wait. Evet, Haçlı seferi de başladı arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Kimler? Üf. Lotharingia, Poatie, Sorbia, Bavyera'nın bir kısmı, Papalık, Ancona, aman Hı, hmm, sayıları bayağı fazla. Ancak İskoçya Kralı arkamızda, Yomuzberg tarikatı arkamızda. Alacakları yer şu toprak. Yani Northumbria ve York, Ayrıca Lancaster'ın bir kısmı ufak toprakları koruyacağımız için dolayısıyla çok sıkıntı olmaz ki orduyu burada yavaşça topluyoruz. Çok ilginç ilk defa. ilginç gerçekten. En azından baya prestijim var. O konuda hiç endişe etmeme gerek yok. O denizden de takviye yapıyorlar. Çok iyi. Katliamı izleyin şimdi. çok iyi hemen Şuradaki abilere yardıma gideceğim o buraya birileri geliyor biz bunları alt ederiz gayet güzel o kuzeyden kuşatan var bakalım durumumuz ne olacak Eyvah oğullarından bir tanesi söyleyecek sanki. O burada kuzeyde çok kötü kuşatmışlar. Neyse sağlık durumu daha da iyileşiyormuş. Biz şu müttefik ordusunu takip edelim. Aynen şunların üstüne gidelim. bunu katlediyorum resmen diyeceğim ama bunlar uf ama o zaman biz ordumuzu şöyle biraz ikmal alabilecek kadar böleceğiz. İkmalimiz ciddi azalıyor çünkü. Ya hmm. kötü oldu bu. Eee tiranlığına karşı. Yok çünkü ben şu an savaştayım. Kusura bakma. Şu an bir toprağı kuşatıyorlar sanırım. Evet. Biz ufaktan Yorka çekiliyoruz. Kuzeye doğru. Eyvah hmm, kötü oldu Ne eh, çok kötü oldu evdi hmm, sayılar çok fazla Eğer Cambridge tabi Cambridge şiri Eğer kuşatmadan kaldırabilirsek sanki üstümüze geliyorlar 3 ay kaldı diyor Aa, sanki yapamayacağız Yapabilir miyiz? Sanki yapıyoruz ya. Evet. Uzayalım buradan çabucak. Paralı asker için çok fazla gerekecek ne yazık ki. bayağı da para gidiyor. Müttefik ordusuyla takılmak. Evet müttefik ordusuyla takılmak bu noktada en mantıklısı. Ha, bir kısım Cambridge'i almalıyor. Sanki bunları tüketebiliriz gibi geliyor bana. Heh, gelin abi. Çok güzel güçlerini toparladılar sanırım. Güzel. İyi bir komutan. Bunlara saldırınca sanki alacağız gibi. Oo. Bakalım kurtarabilir miyiz? Hm. Oğlum yet yardım etsene ama sen nereye gidiyorsun? Yapay zekanın of bütün parayı da bitirdik ha. Aslında aklıma çok güzel bir fikir geldi. Hayır hayır. Geri dön. Bunlar buradaki toprakları falan kuşatmaya çalışacaklar tamam mı? Çok iyi. Biz de o esnada Cambridge'e gireceğiz. Cambridge balonluğunu kuşatacağız. O bunlar biraz hızlı kuşatıyor galiba. Hadi. Aa, çok kötü durumumuz gerçekten. Hop geri çekil. Sanki kazanıyor gibi biz bu savaşı. Çok iyi. İyi kazandık. Of şansımız yaver gitti bir anda. Çok iyi. İh, aç savaşını kazandık. Öf. Canımı okudunuz ama ha, harbiden. Parayı da bitirdik anasını satayım. Bu böyle olmaz. Ben bu parayı geri kazanacağım. Daha sağlığım iyiymiş. Fidye veriyormuş. Çok güzel. Heh. öğrenim ağacını bitirdik. Hayda bizim o olan sarhoş olmuş değil mi? Ay yaş. Peki öyle olsun. Yağma hızı şöyle yüksek olan biri Aa güzel. Akıncı olması iyi. hızı arttırıyor baya. Bizans imparatoru yok. Ben. Ne? Tamam gayet güzel. Bundan sonra hmm, aylık geliri arttırabiliriz. Çok faydalı oldu. Gayet güzel. Başkenti buraya da taşıyabilirim aslında. Fena olmaz. Türkiye başkentini taşıdık buraya mesela. Gayet güzel. Hoppa. Karakterim oyuncu varisi. Ah, şu ünvanı yok edeceğim. İsveç'i de yakın zamanda yok edeceğim. Esasında Norveç'i yok edeceğim. Norveç krallık ünvanını. İsveç bende kalacak. Fakat Norveç ve Danimarka krallığının dejur vasalları hala benim dejur vasalım olmaya devam edecek. Çünkü imparatorluk altındalar. Dolayısıyla hiçbir kayıp gerçekleşmiyor. Böylelikle. Şu an verasette aynı hiçbir toprak kaybetmemesi lazım. Endürijan sistemde. Gayet iyi. Pomeranya yaralı. İyi. Fena değil. Oh çok güzel. Şimdi ben bu Pomeranya'yı da oluşturdum. Tamam mı? Sana veriyor muyum? Senin Pomeranian yarlığın oluyor mu? Çok güzel. Ben sana buyum. Anı verdim. E yeterince paramız olduğuna göre artık ben diyorum ki, hop, indulgence geldi. Şu an yeterince altınımız var. Ee, bizi kurtar. İmparatorluk olduğumuz için çok büyük sıkıntı çıkarmaz bize. Arkadaşlar artık kabile yönetimini dördüncü seviyeye çıkardıktan sonra ve bütün şartları üç nesilde, üçüncü neslin sonunda daha doğrusu halledebildikten sonra 989 yılında feodal yönetimi benimsiyoruz. Asker gücümüz ve vergi gelirimiz ciddi anlamda düşecek. Fakat bu kültürel açıdan gelişmenin de önünü açacak ve bir noktada çok daha stabil bir yönetim izleyerek yönetimimizi sürdürebileceğiz. Odin bizi utandırmasın. Şu an tamamen feodal yönetime geçtik. Bizim masallar da dahil. Gayet güzel. Artık yağma yapamıyoruz ne yazık ki. Vergimiz ve ordu gücümüz yarı yarıya indi. Evet tabi burada bizim topraklarımızda tapınaklar falan da oluşmuş. Peki biz bu tapınağı birine verelim o zaman. Buralarda ufaktan inşaatlara başlayabiliriz. Gayet iyi gidiyoruz. Sağlığımız kötü diyor. 75 yaşındayız. Çok iyi feodal yönetime geçebildik sonunda. Komple feodal oldu herkes. Çok iyi. Ooo. Rönwaldır. Harika. Hı, hmm, Anundır. Refil, Gorm. Stirbion fena değil. Gayet iyi. Çok güzel bir erkek çocuk çıktı. o doğaya düşkün. Sağlığımız daha da arttı. Ölmüyoruz. Norse kültürü olarak şehir planlamasını açmışız. Sırada kamu işleri var. Peki fena değil. Öyle olsun. Artık şehir kurabiliyoruz he. Kendi topraklarımızı. O zaman ben şuraya bir tane şehir kurayım. Şuraya bir kilise lazımmış. Hı, hı. Şöyle bir kilise lazımmış. İyi kuralım. Fena olmaz. Şehir varmış zaten burada. Kilise. Şehir kurduk. Tamam şimdilik böyle yeter. Ben yani şöyle bir tane kilise. Parayı da bitirdik ama olsun. Hiç sorun değil. Eh, biz ölmeyeceğiz galiba. <laughs> Öyle gözüküyor. Tebadan haraç toplayabiliyormuşuz. Fena değil. Toplayalım. Gayet güzel. Hoppa. Bu cezasız kalmaz. Hmm. Muhafızlar. Aynen öyle. Ünvanını fes ediyoruz. Seni fidye karşılığı da serbest bırakıyorum canım ben. Çok güzel. Şimdi ben mesela şu toprağa şu oğluma verebilirim. Evet, şöyle. Esmer bir Norse çıktı ortaya. Ama dal gibi Neyse hiç sorun değil ee, şöyle yaparak mesela oğlumuza şu toprağa vermiş olduk gibi sana da bir eş bulabiliriz ne bileyim Tamam seni de şunla evlendirin tamam da Northumbria ile ittifak kurmuşuz İyi fena değil altın talep edebiliyormuşuz A çok iyi ben bunları alırım ve bu paraya ihtiyacım var arkadaşlar Millette bayağı da para varmış ha. Of çok iyi. Aldık gayet iyi oldu. Hmm, şuraya bir kilise yapabiliyormuşuz. Gayet güzel. Norse kültürü şu an erken orta çağ dönemine geçiş yapacak. 17 sene sonra geçişimizi yapıyoruz. Kabileyi de kapatmış olacağız bu şekilde. Evet sağlık kötü diyor. Artık ölelim yani. Oğlumuz 45 yaşına geldi. tane. Evet millet artık altaneleri taneleri kur kurmaya başladı ufaktan. Gayet güzel. İhtişamı bayağı arttırıyoruz. Eşimiz 58 yaşında öldü. Kalp yetmezliğinden biz 82 yaşındayız daha. Yani bütün eşleri tükettik arkadaşlar. Öyle sayılır. Mümkün olduğunca şehir kuracağım. Mülk konusunda zaten kaleler ve kiliseler yeterince iş yapıyor. Ben daha çok gelişmişliğe yine odaklanacağım. Ve şehirler bu konuda paha biçilemez. Uzun vade çok işe yarıyor. Eyvah. Oğlumuz iyice strese giriyor tabi. Bilmiyorum ama Thor çok uzun yaşamayabilir. Stir geçebiliriz direkt sanki. Öyle olursa sanki fena olmaz bilmiyorum ama. Oh, Endurjans gayet iyi. Hoppa. Ha hapse attım. Peki şöyle olsun. Ben senin ünvanını fes edeceğim. Tamam. Fes ettim ünvanını. Hepi de karşı serbest bırakıyorum. Bakın şimdi ne yapacağım? Toprak bütünlüğünü sağlamak için. Sen şuraları mı yönetiyorsun sadece? Ha, güzel. Ha bir de şurayı da yönetiyorsun. Hadi bakayım. Ha benim sarayıma geliyor. Bana hürmette bulunacak. Ha, çok iyi. Kızlarımız da ölüyor. Yaşlılıktan ölüyor artık. Ne? Aynen sen benim huzuruma açık canım. kes mi istiyorsun? Peki. Ateş kes olsun. Baya da para kazanmış ya. He. Helal be. Çok iyi. Yapay zekanın şu zamanda bunu yapabilmesi. Of. Baya da para verdi bize. Evet arkadaşlar ölemiyoruz. Of stres seviyesi çok kötü stres seviyesi. Of 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 of. Ben hemen bir ziyafet yapacağım. İnsanlar azıcık stres kaybetsin yani. Sen gel o. Aynen gel. Gene mi geldin? Uh. <laughs> ah, <laughs> canımı sıkıyorsunuz ya. Vallahi. Heh, komutan buradaymış. Çok iyi. Ne? Oğlumuz da stresini azaltmış bu şekilde. Hah. Bir sene sonra öleceğiz. Daha doğrusu bir sene içerisinde. 86 yaşına kadar geldik çünkü. Eh, Thorbjorn çok uzun yaşamayacak gibi. Ama bakalım. O askeri becerisi artmış. Gayet iyi. Olsun. Gayet güzel. Ben sana hediye göndereceğim. Biraz. Senden vasal devre alacağım. Şunu alacağım. Şunu devre aldım. Çok güzel. Sonra... Şunu ilgili kişiye aktarıyorum. Endurjans geldi. Peki. Kusura bakma. Ama gerekiyordu. Ne? Tebaadan haraç toplayalım. Biraz para gelsin. Ve ölüyoruz arkadaşlar. Ölmeden önce hemen verasete bakalım. İyi, gayet güzel. Gayet güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Heh. Gider ayak hemen şu abilerden de bir, biraz para alalım. Tamam. Gayet güzel. Şu 50 altın alabileceğimiz abiler hemen. Belirliyorum. Tamam fena değil. Tamam. Okey. Gayet iyi. Ve Yüce Kral aynı zamanda Falkir Rönvaldır. 49 yıllık bir yönetimin ardından 87 yaşında Valhalla ziyafetine katıldı yaşlılık sebebiyle öldü. Çok iyi oynadık hem de. Kültürümüzün, dinimizin ve ülkemizin kaderini değiştirdik. Sırada Torbjorn var. Do 49 yaşında tahta geçti. Ee, ve ay yaş. Do yem yaşı ileri hem de alkolik olduğu için sağlığı düşüyor. Ben bunu biraz daha arttırmaya çalışacağım. Vasalların bize karşı biraz bakışı ne yazık ki hmm. kötü ama idare yeteneği çok iyi. Eğer bir en azından bir 5-10 sene daha tahta kalırsa ki oğlumuz yeterince büyüyebilirse onun oğluyla çok daha başarılı işler elde edebiliriz diye düşünüyorum. Bakalım. Gayet iyi oynadık. Bu da part 2 oldu Rönvaldar için. Buraya kadar sabredip beni izlemiş olduğunuz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı kanalın içeriklerini genel olarak beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoyla alakalı her türlü geri dönüşü bildirmek için yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.